Benim projem Android üzerinde belediyeler için şükür operan sistemdir. İçerik olarak projenin tanımından, amacından, genel işleyiş mekanizmasından, yapılan çalışmalardan, sonuçlardan, başarı kriterlerinden ve de kaynaklardan bahsedeceğim. Projenin Android mobilyası temsilcilerine sahip cihazlar, işte bunlar ne olur? Akıllı telefonlar olabilir, tablet bilgisayarlar olabilir. Bu cihazlar vasıtasıyla yollardaki çukur problemlerini ilgili belediyeyle raporlayacak sistem geliştirmektir. Projenin amacı pek çok insanın günlük yaşamında karşılaştığı hem araçlara hem insanlara zararlar verebilen yollardaki çukur problemlerini yerel yönetimlere bu cihaz aracıyla raporlamak ve de bu sayede yerel yönetimlerin bu çukur tespitlerini gerçekleştirmekteki işini kolaylaştırmak, bu yani sonuç olarak da onların sürecini kısaltmaktır. Projenin mekanizması çukurlu yolda sarsılan arabanın tabii içinde de sarsılan bir cihaz direkt GPS'e bağlanıp uygulan konum verilerini almakta enlem boylama olarak. Bu verileri de belediyenin web serverına raporlamaktadır. Genel mekanizma böyledir. Android cihaz cepte mi, arabada mı? Arabada. Yapılan çalışmalar iki gruba ayırdım. Bir Android uygulama geliştirme safhası, bir de yerel yönetim için web uygulama geliştirme safhasıdır. Android uygulama geliştirirken üç temel faktörüm vardı. İvme sensörünü takip etmek, GPS verilerini elde etmek, bir de elde eden bu GPS verilerinin server'a iletilmesi. İvme sensör verilerini izleyip değerlendirme konusunda Android'in sunduğu sensör menajeri, sensör sınıflarını kullandım. İvme sensör verilerini sürekli izledim ve belli bir eşikleri açtığımda bunu sarsıntı olarak değerlendirdim. Yani bunun testinde normal bir telefonu sarstığımda, yani bir çukurla nasıl karşılaşırım hani bilmeden bir sarsıntıda gelen değerleri gözlemledim. Ona göre bir değer niye verildi. Niye öyle yaptın? Yani herhalde hani nasıl edebileceğimi bilmediğim için. Hani sarsıntı olarak hani atıyorum derin çukurda nasıl olur? O kadar sarsıldığını biliyor musun arabada yani? Öyle sarsılıyor mu? Öyle yorumladım hani. Öyle olması gerekir gibi. Ya biz halinde test edecektik. Önce ya bir toplanmış bir data üzerinden çıkman lazım. Arabanın çukur olması da şey yapar. Ben eminim o şekilde sarstığın zaman mesela kaç G'ye kadar çıkıyorsun diyelim. Sen çok sars, o kadar sarsan mesela adam ölür bence. Threshold. Ama mesela o dediğin değer yürürken de gelebiliyor. Yürürken ki sarsıntı da yani sonuçta hassasiyeti var yani. Elimizde gerçek çukur şeyi yok, datası yok. GPS verileri elde etme safhasında location manager ve location sınıflarını kullandım. GPS bağlantısını sağlayıp enlem boylam değerlerini elde ettim. Değişen konum bilgilerini de bu sayede elde edebiliyorum. Bu verileri server'a iletim safhasında HTTP POST, HTTP Client, HTTP Trans tırklarını kullanarak bu veri iletimi sağladım. Veri iletimi anlık gerçekleştirmekte. Belli bir gecikme söz konusu değil. Uygulamanın testlerinde Android 2.1 ikna iletişim sınırına sahip akıllı telefonla gerçekleştirdim. Dediğim gibi Gebzarev'de testler yaptım. Yerel yönetim web uygulaması tarafında PHP, MySQL, Apache kullandım. Cihazlardan gelen verileri enlem, işte boylam, hız, tarih, sarsıntının tarih verilerini kullanarak tuttum. Repor yüzünde çukurlu yola ilişkin tespitler tablo şeklinde belediye çalışanlarına sundum. Öyle bir şey olmadı. Çukurlu yolların konumunu Google API kullanarak harita üzerinde gösterdim. İstatistiksel tabloda en çok şikayet alınan mevkiyi iyi öğrenebiliyoruz. Sonuçlar, Android uygulamada İvme Ölçer az önce bahsettiğim gibi cihazın sarsılmasından çukur verisini tespit ettim. Algılamanın bunda tahmini olarak 50 km hızla giden bir aracın çukura rastladığında verdiği tepki hissedilecek seviyede olduğunu düşünüyorum. Tespit eden nasıl çukurun... düşünüyorsun bunu böyle? Data toplamadan. Denedin? Gebzer'de denedin mi? Denedim ama hani sonuçta aracın hızını o sırada tahmin ediyorum. Bilmiyorum ki hani. Onun testi biraz zor benim açımdan. Çok araç yani Android'de ölçüyorsun. GPS ölçüyor normalde. GPS ölçüyor. Ben de öyle tahmin ediyordum. Direkt bana hız verisi vereceğini düşünüyordum ama olmadı. GPS sağlayıcısı hız verisi olmuyormuş. Yani HTTP informasyonu direkt false return ediyor.
Öyle oldu. Şöyle GPS'te tamam, iki aralıktaki konumun değer alıyor. O iki aralıktaki... Tamam, onu ben kendim yaptım. Kendim yaptım. Ama onda da tutarlı veriler elde edemedi. Şimdi bahsedeceğim. Cihazın bulunduğu aracın hızı belli söyledik. Bunun için kulağı hesaplanmaya çalışıldı. Doğru, yani tutarlı veriler elde edemedim. Yani mesela sarstığımda GPS verisi alıyorum. Diyorum ki nasılsa ben o sarsıntının konumunu aldım. Bir de 5 saniye sonra alayım veri. O süreçteki konum değişimine göre hızı belirleyeyim dedim. Ama o da GPS verilerindeki ne bileyim 10-20 metrelik hesaplamaların sonucunda hani yani gerçek veriler elde edemedim hızla. Yani testinde zaten yani kodda değişik yaptığımda direkt test edemiyorum. Hani direkt çıkıp araçta gezmem lazım. Yerel yönetim web uygulamasında Android cihazlardan gelen bu raporları veri tabanında tuttum. Ve kişilere bu çukurlu verilerin işte konumlarını harita üzerinde gösterdim. Adres bilgilerini de sundum. Resim falan gösterecek misin bize? Hocam onları koymadım. Nasıl demoda göstereceğim ama bilgisayarda demo bağlı bir sistem göstereyim. Yok gerek. Çukur tespitleri arasındaki uzaklık farkını hesaplayarak birbirine yakın bölgelerden gelen tespitlerin sayısını istatistiksel tabloda gösterdim. Mesela dedim ki 500 metre civarında bu bölgeden daha önce bildirim gelmişse dedim ki oranın hani sayısını artırayım. Atıyorum o bölgeden 100 veri geldi. Ya da 200 veri açtığımda kişi diyecek ki bu bölge sorunlu bölge, orayı onarmak gerekiyor. Başarılı kriterlerim sarsıntı tespitinin kullanıcı onayı olmaksızın otomatik olarak belirlediği sunucusuna eritilmesiydi. Çukurlu yol raporundaki hız verisini göz önünde bulundurarak bildirimin gerçekten de seyir halinde onay bir araçtan geldiğini bildirecektim ama onu dediğim gibi sağlayamadım. Hız verisi tutarlı değil. Belediye çalışanlarının gerçekten onarım gerektiren yolların konum bilgisine kolay bir şekilde ulaşabilmesi de başarılı kriterlerinden birisiydi. Telefonun pozisyonlaması ile ilgili bir kısıtlama var mı? Yok. Böyle hangi eksene bakıyorsun? O yok, herhangi bir eksende o işi açtığında ben sarsıntı olarak değerlendiriyorum. Mesela frene bastığı zaman da bir gene akselerasyon. Tabii sarsıntısı olur. Yani pek çok faktör olabiliyor etkileyecek. Hani dediğimiz gibi tüm sektör mesela. Kaç bildirim yaptın gibi zararlı? Şimdiye kadar çok test ettim. Onun verileri hala duruyor. Web sitesinden görebileceğiz. Ortalama tek seferde kaç bildirim yapmış? 100-200. Bir sarsıntıda mı diyorsun? Hayır, yol boyunca. Ha, yol boyunca otomatik olarak dediğim gibi ben araca binip direkt böyle sarstım sürekli. Böyle beni dinlerler yani araçta. Araçta beni izliyorlardı, ne yapalım diye. Sen elimle mi sarsıyordun? Tabii hocam. Araç sarsılmıyor mu? Yani çukur öyle rastladığı yok. Bir de hani zaten gizlerle çok sarsılabilir. O yüzden onun yani öyle yapmadım. Tamamen ratayı bozmuşsun sen yani. Gerçek ratayı. O kadar sarsan... Çok zor benim için hocam. O kadar sarsan... Ben yine tekrar diyorum, adam ölür yani. Hani onu düşünebilirim. Hani sorun değil yani. Eşik değil, ben kendim oynayabiliyorum. Yani biraz daha yapısal olarak çalışman gerekir diye düşünüyorum. Çünkü yani arabanın neresine koyduğun önemli, tekerleğe yakın mı koyduğun önemli. Mesela ortaya koyduğun zaman sadece dönme hareketi yapar. Bir lastiğe doğru koyarsan yukarı aşağı doğru hareket yapar. Yani... Ama mesela atıyorum... Veri üzerinde daha çok çalışman lazım. Yani bu hareketlerde bir sarsıntı verisi almıyorum ben. Şunu da alıyorum. Şunu da. O oluyor mu acaba çukurdan geçerken? Ya senin yapacağın şey esasında prototip şey gibi görüyorsun. Yani ben her seferinde arabaya binip gezeceğim mi falan filan öyle yapmayacaksın. Sen makineye açıp bırakacaksın. Arabanın, tüm GPS tabii ve sensör datasını save edeceksin, tamam mı? O data elinde olacak, sonra o datanın üzerine çalışacaksın.